normal bir evde hayvan. İşte köpektir, kedidir. Ondan sonra onlar yine herhalde. Evet, köpek ve kedinin olması işte namaz kılan birisi için yok işte aman abdestin kabul olmaz, olmazsa yere basıyorsun. Evet, melekler işte girmez vesaire. Bu tarzda söylentiler. Bu. Peki Ashab-ı Kehf mağarada vardı, kapılarında köpek vardı. O zaman oraya melek girmemesi gerekiyor. Ashab-ı Kehf'i melekler kuşatmıştı. Ve melekler sürekli onların yanında. Ve iki yanında da zaten hafeza melekleri de var. Dolayısıyla köpek, mazlum köpek. Bak Kur'an ayeti söylüyorum. Ashab-ı Kehf'in kapısında duruyor hayvan. O zaman onu görünce meleklerin dönmesi lazım. Hiçbir şekilde muhatap olmamaları lazım. Ashab-ı Kehf'i Allah övüyor ve değerli müminler olarak belirtiyor bize. Ve güzel varlıklar olarak belirtiyor. Bunun doğru olmadığını bu Kur'an ayetinden anlıyoruz. Ama steril olmak çok önemlidir tabii. Mesela köpek veyahut kedi besliyorsa mutlaka evin ayrı bir odasında ona yer ayırması lazım. Yani hayvan çünkü kontrollü olmaz o. Yani hem tüyleri zarar verebilir. Çünkü soluma yoluyla zarar verebilir. Kiste de sebep olabiliyor tüyü, kedi tüyü. Ama özel bir odada bakıyorsa, çok tatlı varlıklar, benim kendi kedilerim de var birçok. Ama özenli bakıyorum. Yani ortada gezinmelerine ben müsaade etmiyorum. O ayrı odaları var. Çok steril ve dikkatli bakıyorum. Veterinere götürtüyorum. Herhangi bir trişin şu bu falan olmamasına özen göstertiyorum. O tarzda sevilir. Sevdikten sonra da ama elini yıkaması lazım insanın. Yani ondan gidip yemek yemesi. Bazen kedi ağzını burnunu yalıyor. Yahut köpek ağzını burnunu yalıyor. Beraber aynı tabaktan yiyorlar. Yani bu olmaz bu. Rezalet bu yani. Yani çünkü çok ciddi hastalanabilir. Yani çok tehlikeli olur. Ama çok tatlı varlıklar. Yani çünkü ya, tabii ki biz canım dışarıdan karpuz geldiğinde biz tarladan oturup haşır tuşur demiyoruz yani. Yıkıyoruz. Kedi köpek de onu temizliğine dikkat edip onu seveceğiz. Değil mi? Yani biz dışarıda çıktığımızda geldiğimizde elimizi yıkıyoruz. Evet. Yani bu çok normal. O hayvanla da bağlantıda olduğumuzda onu sevdiğimizde elimizi yıkamamız lazım. Özenli olacağız ama çok tatlılar yani Allah bize nimet olarak onları yaratıyor. Ne demek yani illaki seveceğiz. Ve ördeğim de var. Vik vik dün tanıştırdım kendisiyle. Çok ama pasaklı. Adı üstünde. Sonra elimi alkollü mendille sildim. Yani bu tarz. Ama sevmekten vazgeçmem. Dünyanın acizidir bu. Mesela cennette bu yok. Cennette ördekler ısırırsın, seversin, bağrına basarsın, konuşur. Köpekler de öyle. Ağzından burnundan da öpersin. Gıcır gıcır tertemizdir. Bu dünyada özel olarak aciz meydana getirilmiştir. Yani burada zaten insan da çok dikkatli olması gerekiyor. Yani insanda mikrop geçiyor. Yani çok özenli olması gerekir. Değil mi? Yani sarılık olabiliyor, başka şey olabiliyor. Çok özenli olması gerekiyor. Mesela onun yediği yemekten yenemiyor. Hastalık geçer diye. Mesela gripte de bile dikkatli oluyoruz değil mi? Maske takılıyor bilmem ne. Hayvanlarda da aynı şeyde dikkat edilmesi gerekir. Ama hayvanlar çok büyük bir nimettir. İşte melek girmez öyle değil yani bunlar doğru değil. Ayrı bir odada onlar bakarız, besleriz ve severiz de. Bu Kehf örneğinde verirseniz, Ashab-ı Kehf'in köpeğini örnek olarak verirseniz onun doğru olmadığı oradan anlaşılır. İnşallah. Bir kere bakın Kehf suresindeki açıklamaya daha iyi dikkat etmeler gerekiyor. Köpeğin koruyucu, muhafız vasfı vardır. Allah onu öyle yaratmıştır. Mesela evinde yalnız kalan bir kadın düşünelim. Mesela bir köpeği olmuş olsa odasında ama ayrı bir yerde olmak şartıyla oraya gelen bir yabancı olduğunda havlayarak falan savunabilir. Veyahut bir şekilde kovalar yani ilgili kişiyi. Can güvenliğini koruması açısından da köpek önemlidir. Dolayısıyla yani evde temiz bir yerde ayrı bir odada bakıyorsa bunda bir mahsur olmadığı açık. Yani bunu zorlamanın bir alemi yok. Ama hayvan olduğu için şuuru kapalı tabii. Temizliği bilmez o. Yani gidip sedere oturması, işte tabakları yalaması, gidip ağzını burnunu yalaması bu olmaz. Bu hem kirli bir eylem olur. Hem hastalığa sebep olabilir. Hem de birçok yönden riskli. Ama tabii muayenelerin iyi yapılması lazım yani trişin olmaması lazım. Bir de odanın içinde gezmesi onun tüyleri daha önce de söyledim tehlikelidir. Yani akciğere gittiğinde
kiste sebep oluyor. Kedi de mesela bakımında çok özen göstermek lazım. Kedi de çok fazla. Mesela kedi tırmığı hastalığı vardır. Lenfomaya çok benzer. Lenf bezleri şişer insanın. Genellikle kan kanseri bilinir ilk önce. Yani ondan şüphelenilir. Halbuki kedi tırmığından kaynaklanan özel bir hastalık türüdür o. Onda da çok özenli olmak lazım. Mesela kedinin tırnaklarının evde besleniyorsa özenli şekilde kesilmesi lazım. Kendileri değil, veterinere kestirmeleri lazım. Ve çok iyi antisept etmeleri lazım. Yani dünya bir az zehirlidir. O kadar kolay beslenemez. Ama her türlü hayvana karşı coşkun bir sevgi olması lazım. Onların güzelliğine karşı, tatlılığına, değil mi? Ama bunlara bakmak, beslemek çok zordur. Mesela bak civciv, geçen değil mi? Konuşuyordum bir kız arkadaşımızla görüşüyorum. Civciv almış, evde diyor yıkadım diyor, elimde öldü diyor. Ve feci şekilde üzülmüş. Çok tahribat meydana getirmiş onda. Bir şey olduğu zaman bir de çok yani biri kaybolmuş, birisine bir şey olmuş gibi onun için üzülüyorsun. İşte bak bu böyle bir riski de var. Yani Allah razı olsun mesela küçük kedilerde falan da öyledir. Yani ölüm riski yüksektir, sonra müteessir oluyorlar. Onun için onları en iyisi annesinin yanında bırakmaktır. Annelerin yanında sevmek güzel olur. Anneler çok iyi koruyup kollar. Annesinden kedi yavrusunu alıp götürüp evde beslemek pek akılcı değil. O kendini temizlemeyi bilmez çünkü. Annesi onu temizler genelde. Yani birçok ihtiyacını annesi giderir. Sağlıklı ve mutlu olmasını istiyorlarsa mutlaka annesinin yanında bıraksınlar. Veyahut annesiyle beraber alsınlar. O şekilde olabilir. Öbür türlü riskli.